Hemen yapılacak işlem doldurulması, karıştırılması ve boşaltılması. Start, kalıcı olmayan bir start butonumuz var. Push buton, bir adet stop butonumuz ve 3 adet de motorlara ait aşırı akım önemimiz var. Start'a bastığımız zaman sıvı seviyesi LS1'in altındaysa, yani sıvı alt seviyenin altındaysa M1 pompa devreye girecek, doldurmaya başlayacak. Doldurma sırasında sıvı önce neyi görecek? LS1'i. LS1'i gördüğü zaman durmuyor. Doldurmasına devam ediyor. Ne zaman ki LS2'yi gördü, LS2'yi gördüğü zaman duracak. Tamam mı? Ondan sonra mikser motoru belli bir süre, örneğin 10 dakika, 20 dakika kazanı karıştıracak. Daha sonra mikser motorunun kazanı karıştırma işi bittiği zaman M3 pompa motoru bu sefer ters çalışacak ve kazanı boşaltmaya başlayacak. Sıvı önce LS2'nin altına düşecek, durmayacak, boşaltmaya devam edecek. Ne zaman ki sıvı LS1'in altına düşerse boşaltım pompası M3 duracak, tekrar M1 devreye girecek ve sistem çalışmasına bu şekilde devam edecek. Yine aynı soru, sistemde baştan sona kadar kalan bir eleman yok. O nedenle sistemde push buton kullanıyorsak, start stop veya aşırı akım böyle bir yapımız varsa kalıcı olarak enerji sağlayacak yardımcı bir elemana ihtiyacımız var. Stop diyelim. Start diyelim. Mühürlemeyi yapalım merkez 0.0 ile. Merkez 0.0 çalışsın. Sistemin eğer aşırı akımda komple enerjisini kessin diyorsanız nereye koyacağız? Sisteme enerji veren merkezin önüne. Yok. Her motoru aşırı akımda kendi motorunu durdursun diyorsanız onunla ilgili kül çıkışlarına ne yapacaksınız? Aşırı akım böyle kafalarını koyacaksınız. Ama ben diyorum ki biri durduğu zaman sistemin çalışmasına gerek yok. Hepsi dursun diyorum. Şimdi şartlarım şu. Bir kere mikserin doldurma pompasının yani M1'in çalışması için sistemde enerji olması lazım. Yani merkez 0.0 olacak. Öyle değil mi? Onun haricinde aşağı seviye ve üst seviyeye ait şartların olması lazım. Aşağı seviye ve üst seviyeye ait şartlar daha önceki internette şu anda yayında olan videolarda sınav hatalarını paralel koydum, seri koydum, açık koydum, kapalı koydum, çeşitli denemeler yaptım. Tamam mı? Burada denemeleri yapmayacağız. Yani böyle olsa hata ne olur, açık olsa ne olur, kapalı olsa hata ne olur veya paralel olsa hata ne olur şeklinde denemelerimiz var. Bunu yapmayacağım. İki tane sınav hatalarına ait LS1 ve LS2'ye ait kontak var. Bunlar normalde kapalı olmak zorunda. Niye? Normalde kapalı olması demek ne demek? İki sensörün de su görmüyor olması demek. İki sensör de su görmüyorsa bunlar kapalıdır. Ve evet iki sensör de su görmüyorsa kazan dolması gerekir. Tamam mı? LS1 ve LS2'nin iki tane sınır sensörün, öyle söyleyelim, sıvı algılayan sensörün normalde kapalılarını seri koyuyorum. Normalde kapalı diyorum. Çünkü normalde kapalı olması bunların su görmüyorken, su yokken kapalı olması demek, su yokken de zaten motorun devreye girmesi gerekir. Su, pompa devreye girdi. İlk gördüğü nedir? LS1. Su LS1'i gördüğü zaman LS1 burayı açar. Ve motor durur. Motor bu şekilde çalışmasını sürdürsün derseniz motor LS1'i görür durur boşalır. Su seviyesi bu sensörün hemen alt ve hemen üstünde gider gelir. Ama ben bunun yukarı kadar dolmasını istiyorum. O nedenle bu açıldığı zaman LS1 açıldığı zaman sistemin devam edebilmesi için buraya M1'in mühürlemesini atmam lazım. Evet su yok, kapalı kapalı çalıştı. Tamam mı? Suyu gördü, açtı ama aşağıda mühürlemeyle devam ediyor. Artık en son kazan doldu. Yukarıyı gördü, durdu, mühürleme bozuldu. Tamam mı? Şimdi
Kim giriyor devreye? M2 devreye giriyor. Neyle giriyor M2 devreye? LS2. Buraya M0.0 şartını koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz de. Tamam mı? Çünkü artık sistem çalışmaya başlamıştır. Tamam mı? Sistem çalışmaya başladığında burada şartlar vardır. Sistem çalışmadan önce şartlar biraz birazdan göreceksin. Kontaklar açıktır, zaten çalışmaz. Ya bunu koyabilir misin? Koyabilirsin. Neye çalışıyor bu? LS2 neyle? Açıyor. Değil mi? Söylediğim buydu. Buraya M0.0 koymasanız dahi PLC'yi siz run yaptığınızda zaten şu satır buradaki açıktan dolayı çalışmayacaktır. Merkel hani mantık olarak ona gelir. Tamam mı? Bu neyi çalıştıracak? M2'yi çalıştıracak. Tamam mı? Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. M2'yi çalıştıracak da bu ne? Üst seviyesi şey değil mi? Evet. Sensörü veya üst seviye algılayıcısı. Evet. Ve su soru olarak kazanda olduğu sürece de mikser çalışacak. Ama sıkıntımız burada şu gerçek bir sistemde. Üst seviyeyi gördün mü? Gördüm. Burayı kapadım. Kazanı karıştırmaya başladığında su dalgalanacak. Evet. Su dalgalandığı zaman bunu bir görecek bir görmeyecek. Eğer işte ekstra içeride sensörlerin bulunduğu dalgalanmayı önleyen borular veya benzeri şeyler yoksa sistemde. Çünkü dalgalanmayı önleyecek mekanik olarak bazı şeyler konuyor kazanlara, sistemler konuyor ama burada yok diyelim. Şimdi LS2'nin bir görüp bir görmemesi mikser motorunun bir çalışıp bir çalışmaması demek. Bunu engellemek için de yapacağımız şey burayı M2 ile mühürleme olacak. Şimdi o sallanmayı engelledik. Değil mi? Şimdi mikser motoru ne kadar çalışacak? X süresi kadar. T37'yi koyalım. X süresini de verelim. Bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya X süresi sonunda T37 buradaki kontağına atsın diyebilirsiniz. Tamam mı? Bu bir yorumdur. Ama orada da yine LS2'nin salınım yapabileceğini düşünmeniz lazım. Şöyle bir şey yapalım. M2 duracak mı? Yes. Duracak. M2 durunca kim girecek devreye? M2 çocuğu. Boşaltma vakti girecek devreye. Yine buraya merkez şartı koyuyor. Yani olmasa da olur. Ama böyle bir mantık kullanabilirsiniz. T37 ne yapsın? Devreye alsın. M3'ü devreye alsın. Tamam mı? M3'ü devreye alsın. M3 ne yapsın? Boşalt. Boşaltmaya başlasın ama. Alsaya sensörün altına girin diyorum. Aynen. LS1'e. Mikseri bir durdursun önce. Mikseri. M2'ye. Tamam mı? Yani karıştırıcı M2'yi durdursun. Şeyi kaldırdın. T37 kontağını kaldırdın. T37'nin enerjisi açılacağı için enerjisi geçireceği için bu açılacak mı? Onu engellemek için buraya M3'ü koyalım. Kendini mühürlesin. Boşaltıma başladı mı? Boşaltıma başladı. Boşaltım nereye kadar sürecek? LS1'in alt seviyesine kadar. O zaman ben buraya bir de LS1'in neyini koyacağım? LS1'in oraya ben kapalısını koyarsam ne olur? Su erken açılır. Bak, ben buraya normalde kapalısını korsam su erken açılır, hiç boşaltamaz. Anlatabildim mi? Normalde açığını koyacak. Su olduğu için kapanacak. Kapandığı için de boşaltımı pompasını çalıştıracak. Aksi takdirde açık şeyini koyarsanız, kapalısını koyarsanız, şimdi kulağa, şimdi göze kapalı koyacağız, koyacakmış gibi geliyor ama uyarı durumuna bakmanız lazım. Şu anda su var. Kapalı koyarsan açılış hiçbir zaman boşaltamazsın suyu. O zaman ben bunu neyi koyacağım? Normalde açığı koyacağım. Su olduğu için kapanacak. Su bittiği zaman açılacak ve duracak. Su bittiği zaman açılıp durduğunda bu satır devreye girecek mi? LS2 hangisiydi?
Açık su yok. Açık. Evet. Açık olduğu için bu satır girmeyecek devreye. Ve tekrar bu satırda ne yapacak? Çalışmasını sürdürecek. Bakın, dün uğraştığımız soru buydu. Şimdi bunu otomatik manuel şartı koyacağız. Çalışmanın herhangi bir noktasında ben bunu duracağım. Ve elemanları ayrı ayrı çalıştıracağım. Tamam mı? Şu anda nasıl çalışıyor bu sistem? Otomatik bir şey içerisinde çalışıyor. Sistem içerisinde çalışıyor. Şunu diyebilirim. Ya mikser motorunu ekstradan çalıştırmak istiyorum. Veya işte adını siz getirin. Boşaltım yaraya kadar boşaltayım. Ben bir karıştırayım sonra bir tekrar boşaltayım. Şimdi bunu yapmanın çeşitli yolları var. Şimdi ne demiştik? Otomatik manuel seçici var bir tane. Örneğin şu. Otomatik manuel anahtar olsun. Tamam mı? Anahtar şu anda otomatikte. Yani otomatikte sıfır konumunda manuelde bir konumunda olsun. Şu anda otomatikte mi? Otomatikte. Merkez çalışıyor mu? Çalışıyor. Sistem çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam mı? Şimdi ben bunu şey konumuna aldığımı düşünün. Otomatik bir şey, manuel konumuna aldığımı düşünün. Açılacak mı? Açılacak. Açıldığı için merkez devreye girecek mi? Girmeyecek. Ben diyorum bu kontağı açık, bu kontağı açık, bu kontağı açık. 3 network'ten olmayacak, çalışmayacak. Buralara ben ne diyelim, buton 1 ile neyi çalıştırabilirim? M1'i çalıştırabilirim. Doldurma. Tamam mı? Yine buton 2 ile. Ama buton 2 ile M2'yi çalıştırabilirim. Yine buton 3 ile M3'ü çalıştırabilirim. Şimdi ikinci satırda bir sıkıntı var mı ona bakıyorum. Çünkü zaman özü devreye giriyor. Zaman özü devreye girse en kötü olasılıkla şuradaki kontağını kapayacak. Oradaki kontak merkez açık olduğu için iş yapmayacak. Tamam mı? Bir sıkıntı yok demek ki. Burada şöyle bir durum var. Otomatik çalışırken de manuelin gelip biri kurcalaması. Yani bu devreden çıktı mı diyelim. Çalışma sırasında bu devreden çıktı. Ben gelip buton 1'e basarsam tekrar devreye girer. Öyle değil mi? Evet. Veya işte bunun çalışması sırasında getirip bu buton 3'e bastığında boşaltım devreye girer. Bunu engellemek için de... Yardımcı oluyor. Niye yardımcıyorsunuz? Zaten oturduk manuel seçici anahtarım var mı? Şu satır başlarına neyi koyacağım? Bir kapalı satır var mı? Yok. Açığını. Niye? Manuel önce kapanacak. Tabii. Seçtiğim zaman 1 oldu. Manuel seçtiğim zaman 1 oldu. Ancak o zaman kapandı. Otomatikteyken ne? 0. Açık. O satırları ne yapacak? Göstermeyecek. Bu birinci yöntem. Tamam mı? Şimdi yanına prensip olarak anlatacağım. Mikrobini açtığınız zaman aşağılardan min sever şunu yazmayın. İnternatta şu anda kafanıza sokmayalım. İnternatta ayrı bir şey. Main ve SBR gibi alt sayfalar var. Hiç girmediniz o sayfalara. Hep işlerinizi main'de yaptınız. Main ana sayfadır. Benim yazılımımda yazılımın parçalar halinde farklı sayfalara yapabiliyorum. Mesela şu. Bir internet sitesine girdiniz. Tamam mı? İnternet sitesinde örneğin Fatih Sultan Mehmet'i anlatıyor, Yavuz Sultan Selim'i anlatıyor, Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatıyor. Hepsini tek sayfada anlatabilir.
veya ana sayfaya Fatih Tanrı Özler Kanuni der, tıklarsın o sayfaya gidebilirsin. Bizdeki SVR mantığı da sabit ünlü. Sabit ünler, alt sayfalardır. PLC siz run yaptığınızda main işler. Ana sayfa işler. Tamam mı? Ana sayfanın altında eğer siz yazılım içerisinde alt sayfaları çağırırsanız, ana sayfanın içerisinde düzeltiyorum, alt sayfaları çağırırsanız yazılım o alt sayfaya zıplar, o alt sayfada işlemi bitirir, ana sayfaya tekrar kaldığı yerden devam eder. Ben SVR1 SVR2 diye iki ayrı submit'in yaparsam, tamam mı? Main'e de gelip otomatik manuel aktifse SVR1'e git, değilse SVR2'ye git diye iki tane çağrı yaparsan, tamam mı? Bu ne demek? PLC run yaptınız, otomatik manuel yoksa sistem sabitin 1'e gider. Otomatik manuel varsa sistem sabitin 2'ye gider. Veya varsa yoksa neyse. Tamam, yani otomatik manuel varsa sabitin 1'e gider. Tamam mı? Otomatik manuel yoksa sabitin alt sayfı 2'ye gider. Hatta bunlara da isim verirsiniz. Manuel. Tamam mı? Ha, ne olur? Şu butonların olduğu satırları düşünmeyin. Şu satırları, yani onları da şöyle çizeyim. Şunu düşünmeyin. Tamam mı? Geri kalanı ben tutar şeye yazarım. Otomatiğe yazarım. Tamam mı? Ondan sonra şu butonların olduğu satırları da götürür, manuel yazarım. Burada başlangıçta programın işlemesine göre ya otomatikte gider çalışır, ya döner manuelde çalışır. Bunun bana avantajı nedir? Sabitinlerle, alt sayfalarla çalışmanın bana avantajı nedir? Birincisi, yazılımınız çok yüksek ve farklı şeyler varsa, yapı parçaları, örneğin 3 tane kazanınız var bu şekilde. Kazan 1 dersin, kazan 2 dersin, kazan 3 dersin. Ne yaptın? Yazılımları birbirlerinden ayırdın. Tamam mı? İşte ekstradan bu PLC senin bant çalıştırıyor. Dersin ki bant. Bu PLC ekstradan senin işte paketleme çalışıyor. Dersin ki paketleme otomasyonu. Ne yaptın? 5-6 sayfaya böldüm. 150 network'ün içerisinde paketlemeyi aramaktansa, 150 network'ün içerisinde örneğin pompa 2'yi veya tank 2'yi aramaktansa hepsinin kendi ayrı sayfası içerisinde aramak daha kolaydır. Bir başka şey daha, PLC her şeyde, işlemde, örneğin geldi buna baktı mı? Açık mı? Açık. Döndü bir aşağıya. Her baktığı açık olsun, kapalı olsun. Her baktığı kontakta, bit işleminde bir süre kaybeden PLC. Kataloğunda var. Örneğin bizim PLC'mizde 2 mikrosaniye. Şimdi kullanılmayan bir girişe veya kontağa bakması bunun vakit harcaması demektir. Ha hocam, burada bir önemi var mı? Yok, ama 150-200-250 network'ü bir yazın düşünün. Tamam mı? Kullanmadığınız bir network'e bakması PLC'nin döngü süresi, hani girişleri okuyor, işlemi yapıyor, çıkışları yazıyor, başa dönüyordu ya, süresini uzatır. Tamam mı? Ben bunu alt sayfalara bölerek başlangıçta yapmayacağım işe baktırmam. Anlaşıldı mı? Yapmayacağım işe baktırmam, o süreyi ne yaparım? O işe yapılmayan, olmayan bir işe bakmadığı için o süreyi ne yaparım? Kazanırım. Döngü süresini daha kısa hale getirir.